Minimum edit listesi keşke ben anlasaydım ya. Ben minimum edit listesi anlatmam lazım size. Minimum morfoloji sattığında konuşur. Doktorat anlatmamı özür dileyen buralara sonra gidecek. Ya da birinci kibir. Morphemes per word 80, number of words 80, part of speech taking really long word 80. Bir kelimeye düşen morfim sayısı, İngilizce'de bir kelimeye düşen morfim sayısı kaç yazılacak? Örnekte morfimin ne olduğunu anlayacaksınız. Ortalama morfim sayısı kaçtır bir kelimeye düşen? 1.3. Ha? 1.3 mü? Doğru söyle ya. Doğru, bir doğru değil. 1.3 ya da en fazla 2 falan filan da genelde kök haliyle falan duruyor. Çok fazla olmuyor. Türkçe'de mesela örnek vermiş bir tane Türkçe için. Uygarlaştırdıklarımızdanmışsızcasına. Uygarlaştıramadıklarımızdanmışsızcasına. Behaving as if you are a non-dog, not civilized. Bu da Türkçesi, şey İngilizcesi. Tamam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane morfim var içerisinde. Böyle bir tane kelime var. Not all Turkish words look like this. The average Turkish word has about 3 morphemes. Türkçenin 3 tane morfiyi varmış avarajda. Açtın mı? 3 tane morfiyi var Türkçenin avarajda. İngilizcenin kaç olduğunu şimdi burada yazıyorum, unuttum. Tamam. That the number of words in Turkish are 40,000. Not counting derivational suffixes. Additional derivational suffixes such as causes allows a theoretically infinite number of words. Şöyle mesela you can you cause x to cause y to cause bilmem ne falan tık 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 tıklarımızdan mısın işte o. Onları karışık. Böyle olduğu halde bile çok fazla morfim gelmiyor. Avaraj olarak 3 falan oluyor. İngilizce'ninki daha düşük. Ama yine bu morfolojik analiz Türkçe'nin şeylerden bir tanesi. Türkçe'nin ilgilenmesi gerektiği taraflarından bir tanesi. Daha değişik nasıl yapacak? Yok bilmiyorum. Yani bu şeyden almış, birisinden almış şeyi. O kelimeleri Kemal Öfrazer'den almış. Kemal Öfrazer bana bir gün demişti ki. Genelde bu türlü adamlar İngilizce'den başka bir falan filan bilmiyor. Hani o şey, bu İngilizce-Arapça translation yapan Google takımı vardı ya. 8-9 kişi, 8-9 doktor adam, birisi bile tek kelime Arapça bilmiyor. İstatistik yaptıkları hepsi. Hocam bu kelime mesela çok uç bir kelime değil mi? Uç bir kelime, zaten o yüzden diyor. Tüm kelimeler böyle değil ama dilin yapısına ona izin veriyor. İngilizce'de böyle bir kelime yapamaz. İngilizce'de en fazla 3-4 tane morfim var. Bunda bayağı bir yani İngilizce'de bir kelime bulabilir misiniz? Yani sizde yani computerization diyorsun. Computerization şın olmuyor yani. Tam başka araya bir tane computer. Ekleri değiştirmek zorunda kalıyorsun. Arka kaynasına koyarak bir onu bir onu koyarak yeni kelimeler çıkartamıyorsun. Tamam. Güzel. Şimdi morfoloji ile finite state otomatiğe bakalım tekrar. Morfoloji ile finite state otomatiğe bakalım. Finite state otomata morfoloji analizi için kullanılan en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi. İngilizce için de yerine çok oluyor. Belki Türkçe için o kadar iyi değil. Başka yöntemler falan var. Mesela bakın Türkçe'nin morfoloji analizi için yeni yöntemler falan birkaç kişi bir şeyler söylemişti. Paper'lara bakabilirsiniz. We like to use the machinery provided by finite state automata to capture the these facts about morphology, except strings that are in the language. Eğer bu kelime benim dilimdeyse onu kabul etmem lazım. Değilse reddetmem lazım. Ayrıca and do so in a way that doesn't require us to in effect list all the words in the language. Morphology yapmanın yollarından bir tanesi mümkün olan tüm kelimeleri alt alta yaz.
40 bin tane kelime vardı. Tüm çekim metinleriyle falan koyduğunuz zaman arkasında her bir kelimeye diyelim ki 20 tane ek koydun, 20 tane değişik form koydun. 40 çarpı 40 bin çarpı 20 bir tane rakam da yeterli olmayacak. Çünkü her bir kelimenin Türkçe'de 20'den çok daha fazla sayıda bazıları için ekleri falan filan olabiliyor, değişebiliyorlar. Yani sabit sayıdaki bir kelime listesiyle bu işin içerisinden çıkmak bu kadar mümkün değil. Onun için FileStat Automata kullanılıyor. Şu except ve reject iki önemli faktör FileStat Automata'larla morfolojiyle beraber. Ama transdüzyonlarla devreye girdiği zaman except ama nasıl except? Yani except ederken ben bunu except ettim. Except ederken bunu kök olarak buldum. Bu iyilik eki, bu çoğul eki, bu bilmem ne eki falan filan söyleyebilmen lazım. Yani hemen bir tane kelimeyi parse ediyormuşsun gibi. Tamam, ilk önce çok basit bir şekilde başlayalım. Singular, regular singular nouns are okay. Regular plural nouns have an s on the end. Irregular are okay as is. İyi bir tane şey. Paralel otomata. Regular noun geldiği zaman onu Q1 state'ine atıyor. Sonra bir tane eksi s koyuyorsun, Q2 state'ine geliyor. Tamam mı? Irregular plural noun mesela children mesela. Children doğrudan. Singular noun, child, o da buraya koyuyorsun. Yani bu paralel oraya regular noun'ları koyuyorsun, irregular olanları alt tarafa koyuyorsun. İşte sana bir tane esi açıklayan tane isteği otomata. Dışarıdan toz mu geliyor? Geliyor mu? Bilmiyorum. Benden var. Benden geliyor demek ki. Size bir şey gelmiyor mu? Gelsin ya, tren yolu tozu iyidir. Özlemişiz. Ne kadar oldu siz tren görmeyeli? Hocam biz tren görmedik yani. 2011'de kapanmıştı hocam. Ha? 2011'de kapanmıştı. Hatırlıyor musunuz? Nisan ayı falandı. Bindiniz mi siz trene? Bir trene binmeyen nesil kaçıncı sınıfta şu anda? 1. sınıf. Biz 1. sınıfta 2014 değiliz. 2011'de kapandığına göre. 3 sene oldu. 4. sınıf. 2. sınıftayken kapanmıştı. Yani şu an 1. sınıfta binemedi hiç. Hazır konuklar düşünüyor. Hazır kokumayanlardan veri yapıları alıp da trene binmemiş adam var değil mi bu bölümde? Vay. O kadar seneye kadar da ama en azından gördüler. Tamam. Eskiden çekilmiş, trende çekilmiş videolar falan var YouTube'da. Onlar gösterilebilir. Bir tane şey var. Final State Automata var. Şeyi tanıyor. Fox, Cat ve onların çoğul halleriyle Goose'la Geese'in çoğul halleriyle tanıyor. Çok basit bir tane file istedim. Otomata harflerinde falan filan ayırmış ama genelde böyle yapılmıyor. İşte kelimenin kökü falan filan diyorsun. Onları koyuyorsun oraya. Regular verb'ler, irregular verb'ler ayrı ediliyor. Regular verb'ler üst tarafa koyuyor, irregular alt tarafa koyuyor. Öyle yapılabiliyor. İşte bir tane İngilizce için iki tane kelimenin, pardon üç tane kelimenin morfolojik çoğunla beraber morfolojik analizini yapan hikaye. Şey var burada. Empty state var. Empty transition var. Cat'ten sonra cats diyebiliyorsun. Cat de değil, kesebiliyorsun. Tamam. Devam edelim. Bu birazcık daha detaylı olanı. Evet. Tamam. Noun'la geldiğin zaman noun E tipi noun bu. Bakın bu noun E bu. Tamam, bu da noun L var. Ne demek noun E, noun L? L ile biten değil mi? Öyle de diyebilirsin. Esasında sınıfları. Yani E tipi noun, L tipi noun. Belki bunlar regular noun'lar. Belki bunlar irregular noun'lar. Belki bunlar sonuna is'e getirilebilen noun'lar. Mesela computer böyle bir tane noun. Bu da sonuna etil getirilebilen noun'lar. Mesela sonra ne etil gelir, sonra ne etil? Create, creative. Creative. Ama create ve hamur, tamam bu noun'muş, tamam. Tamam bu. Şuna bakalım. Full getirebilen noun'lar. Ne? Colorful. Stressful, değil mi? Ha, stressful. Şuraya koysan ona stretize. Yok olmadı, yemedi bu. Demek ki o ikisine birden girmiyor. Stress sadece L tipi noun ya da color. Color hem bu hem bu oluyor. Colorize. Colorful. Tamam. İkisinin neden oluyor. Yani isimlerin de şey grubuna göre ayırmış olan bunları. İsimleri de bunları gruplarına göre ayırmış.
ve böyle bir tane finalist edutomata yapmış. Bu arada ben daha önceden söylemiş miydim? Hani isimleri işte Türkçedeki ya da herhangi bir dildeki kelimeleri leksikonu gruplara ayırmak tamamen insanların uydurduğu, daha sonra uydurduğu bir şey. Kavram, bunun farkındasınız değil mi? Yani bunu yapan adam, aa yanlış yapmışım, böyle olmayacak falan filan gibi şey. Kendi kafasından geliştirdiği bir model bu, tamam mı? Gerçi dil de insanın uydurduğu bir şey falan diyeceksin, doğru ama dili uyduran insanlarla bunlar fiiller, bunlar isimler, bunların sonunda ize getirilebilen iyi tipi isimler falan filan dedikleri yok, tamam mı bunları uydururken? Biz daha sonradan dili modellerken kullanıyoruz bunları. Finite State Automata da dili modellemenin yollarından bir tanesi. Yani bu doğrudur, bundan başka da doğrudur iddiasında kimse bulunmuyor, öyle düşünmeyin. Tamam mı? Aa demek ki Türkçe'de 4 isim varmış, bilmiyormuşuz falan filan değil. Adamın teorisi bu. Adamın bir tanesi uydurmuş, koymuş buraya. Siz de başka şeyler uydurabilirsiniz. Nasıl ki Newton işte fizik kurallarına 4 tane, 3 tane kural uydurmuş, kafasına uydurmuş. Ve buna da kural falan demiş ama onların esasında Newton onları söyledi diye maddenin öyle hareket ettiği falan filan yok. Onun farkındasınız değil mi? Adam sadece ben bunların böyle hareket ettiğini şu kurallara bakarak açıklıyorum diyor. Onlar da belli bir yere kadar çalışmış. Nereye kadar çalışmış? Uzaya. Çok küçüğe indiği zaman çalışmıyor. Çok büyüğe çıktığın zaman da çalışmıyor. Büyüdüğü zaman da çalışmıyor. Küçüldüğü zaman. Ortalarda bir yerde çalışıyor, tamam mı? Mesela bu Finite State Automata. Bir önceki Finite State Automata 4-3 kelimeli İngilizce için çalışıyordu. Geese, goose, fox, cat 4 kelime mi yaptı? 3 kelime, falan 3 kelime birisi birisinin çoğulu. Öyle bir dünya için çalışıyordu, tamam mı? Bu da belki işte 10.000 kelimelik bir İngilizce için çalışıyor. Dörtlerde arttığı zaman çalışmıyor. Modeller bunlar. Şey düşünmeyin yani, demek ki dili tasarlarken iyi tipi nahan vardı, iyi tipi nahan vardı falan filan. Öyle bir şey yok. Dilin üzerinde şu ana kadar her şeyi açıklayabilen bir şey geliştirilemedi. Model geliştirilemedi. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey olsaydı dil zaten çözülmüş demekten, bilgisayardan kalkmışlar. Ne yaparsanız yapın açıkta kalan bir taraf oluyor. Bazı şeyleri açıklayamıyorsunuz. Şeyin zavallılığını hissediyorsunuz değil mi? Hani Word'de bir şeyler yazarken İngilizce Word'de kelimeleri çok güzel düzeltiyor. Yanlış kelimeleri buluyor. Ama bazen gramer hatalarını bulmaya çalıştığı zaman aa bu diyor çoğul olacak, sen bunu çoğul yapmadın falan filan gibi laf ediyor ya, anlamıyor esasında. O cümlenin öznesi değil diyorsun. Yani üzerine basıp ihmal et diyorsun ya. Adam onu anlayamıyor. Yani o koydukları gramer modeli senin yazdığın cümlenin gramerini anlayacak kadar sofistike değil ve onun üzerinde sıkılamaya çalışıyor. Türkçe için zaten gramer şu anda yapmıyor değil mi? Türkçe Word yapıyor mu? Kelimeleri değiştiriyor hocam. Kelime değişiyor ama var. İngilizce'de gramer suggestion da veriyor. Diyor ki yaptığın diyor yani subject verb şeyi var diyor. Dizi limiti var diyor. A ile başladın diyor. S ile bittin diyor. Ben gitti yazınca ne diyor Türkçe'de? Ben gitti. Yani zorluyor değil mi? İngilizce'de ben gitti yazarsan ikisinde alfabesi yok, böyle kelimeler yok diyor. I go dersen ama kızıyor ona. Değil mi? Yok, I goes'a kızıyor. I go'ya kızmaması lazım. I goes dediğin zaman ona kızması lazım. Tamam, her neyse. Bu bir tane dediğim gibi. Ya buna kadar çalışıp yapalım diye düşünmeyin. Dilin belli bir kısmı için. Tamam mı? Başka ne var? Verb K'dan, K tipi verb'den ir. İr çıkmış. Bu ne bu? Creative. Ejective yaptı, gördünüz mü? Bir de bölü A diyor, gördünüz mü? Şu anladınız mı bu A'ları? Bölü B, bölü A. Ne demek o? Verb yapmış değil mi? Evet, verb yapıyor. A'yı deyince verb yaptım diyor. Oysa ancient deyince şurada nice, şu izeye ne örnek vermiştik? Computerization. Gördünüz mü? Computerization. Noun'dan fiil yaptı, fiillerine noun yaptı. Şurada güzel bir tane soru var ama onu oradan atlamadım. Güzel soru duruyor. Burada her şey except state. Bu nasıl bir finance state automata? Bir tek Q0 except değil. Konuşun. Her şeyi kabul ediyor mu bu? Zaten Q0'dan çıkanların hepsi isim, yani bir şekilde doğru kelimeler zaten başlangıçta. Her şeyi kabul ediyor mu yani? Etmiyor. Neyi etmiyor mesela? Gideceği yol yok. Evet, yani bazen geliyor Nani ile geldim oraya. Mesela adamın elinde şey var, Nani'yi var, tamam mı? Nani'nin sonuna, iyi tipi Nani'nin sonunda ize geliyor ama iyi tipi Nani'nin sonuna full gelmiyor, tamam mı? Dolayısıyla iyi tipi noun'da
buraya gelemiyorsun, şu parada çalıştıramıyorsun. Öyle bir yere geldi ki tipin anında oraya geldi, adam onun sonuna full koymaya çalışmış, yok orada full yok ki. Sonra takılıyor, kalıyor. Bir tipin anında oraya geldi, mesela kompütür değil mi? Kompütürle Q1'e geldi, kompütür full yapmaya çalışıyor adamın bir tanesi. Kompütür full'u bu kabul etmiyor. Değil mi? Yani bunu kabul etmediği bayağı çok şey var. Şeyi düşünmeyin, hani geçen sefer biz de o hatayı yapmıştık. Şu bizim şeyimiz vardı ya, bu hikaye. Bu state'de bu geldiği zaman bu yedik falan. Bunun çoğu boş. Boşları göstermiyoruz orada. Boşlar demek, reject demek. Yani Q0 state'ine noun i geldiği zaman Q1'e geç diyor ya bu. Diğerler geldiği zaman boş buralar bilsin. Boşlar hepsi reject demek. Tamam. Yavaş yavaş oturuyor değil mi? Final state automata uyduruktan bir şeyler değil. Final state automata morfoloji analizinin çok güzel yöntemler veriyor bize. TR-Morph diye bir tane utility şey var, sistem var. Adam bir tanesi yazmış, Türklerden bir tanesi. Türkçe morfoloji yapıyor. Source kodu var. İkinci ödeviniz onun üzerinde olacak. Ne vereceğimi tam bilmiyorum ama bir tane bir şey Final State yazmaya düşüyorum. Kendi source kodu falan açıp Final State Automata yazmak için, Final State Transducer yazmak için güzel tool'lar var. Onun üzerine koymuş kendi tool'unu. Türkçe için. Zemberek kadar Zemberek şu andaki kullanılan en sık kullanılan en geniş Türkçe Java üzerinde yazılmış APIS olan kütüphane, tamam mı? Zemberek çok da insan da kullanıyor. Ama onunki daha açık. Final State Automataları falan da başmış. Sen kendin de yeni bir şeyler ekleyebiliyorsun. Ne ekleyeceğimize şu anda karar vermedim ama Sinan'ın bir şeyi var. Projesyonun bir kısmısı falan filan gibi olabilir. Şu şeyi yapalım istiyorum ben. Sosyal medyada kullanılan bazı morfolojik değişiklikler var. Ne diyorum? Şey kimse yapıyorum demiyor, yapıyorum diyor. Yapıyor demiyor, yapıyor diyor. Gidiyor demiyor, gidiyor. Nasıl da Sinan söylesene. Gidiyor. Gidiyoruz nasıl söylüyor? Gidiyoruz. Tamam. Sosyal medyada kullanılan işte bu yeni morfolojik özellikleri koysak acaba oraya. Uyduruktan bir şey değil o. Niye uyduruktan bir şey değil? Çünkü sosyal medyada kullanılan adamlar kısaltmaya çalışıyorlar ya, harf sınırı falan filan var ya, gidiyor yazmak her zaman için gidiyor yazmaktan daha iyi. Bir tane harf tut ya da elinde. Biz onları doğru morfolojik analizini yapamazsak anlayamıyoruz ne dediğini. Anlamadığımız zaman da yani şu anda sosyal medya çok önemli olmaya başladı. İnsanlar bir şey okumuyor, bir şey yazmıyor. Her şey sosyal medyaya etrafına dönüyor değil mi? Hükümetler yıkılıyor, hükümetler gidiyor, takımlar ölüyor, link düşüyorlar, link çıkarıyorlar falan filan. Her bir şey oranın etrafında oluyor. O cümleyi de anlamazsak biz eğer bayağı bir bilgi kaçırıyoruz demektir. Firmalar çok istiyorlar, tamam mı? Firmalar istiyor. İşte Oman'ın yeni bir deterjanı var, tüm kirler gidiyor yazıyor. Gidiyor. Yani oraya gidiyor'yu pas etmediğin zaman sen, ya ben Oman'ı üreten şirket kim? Var mı? Duruyor mu Oman? Var mı Oman hocam? Kim Oman'ın sahibi? Ona ne diyeceksin? Bu adam kir hakkında konuştu, orma hakkında konuştu ama iyi bir şey mi söyledi anlamadım. Ama o da gidiyor'yu gidiyor olarak anlaman lazım. Tamam mı? O nedenle önemli bir problem. Belki ona bakabiliriz. Şimdi tam hocam kimin demiştiniz? Efendim? TR-Morph. TR-Morph. Bildiğin morfolojinin hikayesi. Unix üzerinde çalışıyordum. Ben de şurada var. Aha benim bilgisayarım crash olduğu için gitti. Belki de şurada vardır ama ya. Şunun içerisinde kodu kılabilir miyim? Şurada olabilir mi? Command line tool. Evet, kelime veriyorsun. Kelimeyi sana şeye veriyor. Hikayelere veriyor. Şu internete bağlanmış olsaydı girerdi değil mi? Bağla sen. Çalışıcı mı? Tamam. Onun online çalışan versiyonu var. Gelsin herhalde. Hı? Bir yerlerden bak inşallah kaldı olmuştur. Bir bilgisayarında var ama. Tamam. Şimdi şu ana kadar accept reject konuştuk hep. Accept reject'in dışında yapmamız gereken şeyler var. Yani accept ettin de nasıl accept ettin? Bana bunu söylemen lazım. Hafiften şurada şeyimiz var esasında. Şu var. Şuradan geçerken, buradan geçerken, tamam buradan buraya geçerken, şunları böyle atarsam, çıkarken V diyorsun. Artı noun'u koydun buraya. Noun'u iyi dedin. Buradan geçtiğin zaman. Buradan geçtiğin zaman V dedin. Buradan geçtiğin zaman ne dedin? Ne oluyor? Kelimeyi noun artı İşte noun'dan verb yaparak, verb'den noun yaparak olarak üç parçaya bölmüş oluyor. Hem de accept ettin. Tamam mı? Bir şekilde parse ettin. Morfoloji. Tamam.
buradan geçerken şunu şunu yaptım. Sonra translüsyon deniyor artık çünkü output da yapmaya başlıyor. Onun hakkında konuşacağız. Parsing generation versus recognition. Recognition yaptık şu ana kadar. Tanıdık. Evet ya da hayır dedik. Evet ya da hayır demenin yanında bir de bazı şeyler de üretebiliriz de. Ona şu deniyor işte. We might have some structure and we want to produce a surface from it. Surface form of it. Yani kelimede bir yapı var. Yapıyı anlamak önemli. Ama yapıyı anlarken de bir tane surface formu, yüzey formu üretmen lazım. Cat ise mesela adam bunu üretmiş. Cat, noun, noun'un üzerine flurgle yapan bir tane ek. Bunu üretebiliriz. Morfoloji analizi genelde böyle oluyor. Tiarov da aynen bunu yapıyor. Verdiğiniz bir tane kelimeyi Zemmeyka bu şekilde çalışıyor. Anladığım kadarıyla. Şunlar bizim morfimlerimiz. Morfim, morfim, morfim. Bunun gibi bir sürü morfim var. Onları teker teker oraya koyacağız. Şurada İngilizce morfimlerle alakalı. Ha, güzel şurada bakın. Burada İspanyolca vermiş. İspanyolca da bayağı benziyor ya. Cats, cat artı n artı pl, cat, cities, city artı n, city artı n demek kendisi iki kere şey isim, artı plural, geese var, merging var, merge, verb artı present particle onu söylemiş. Şeyde şey güzel, İspanya'da örnekler vermiş mesela. Puse diye bir şey var. Poner'müş kökü, verb'müş, perfect tense, birinci person artı singular, I was able dedi, I was able demekmiş, puse. Vino, verilmiş kökü, verb olanı, perfect tense, üçüncü person ve singular, she, he, came demekmiş. Demek ki onlarda she, he farkı yok şeyde İspanyolca'da. Bununla ilgili İngilizcenin ve şeycenin, birazcık İspanyolcanın farkına da tabii ufak bir tane table vermiş burada ama şu morfimleri veren bir tane listesi vardı diye hatırlıyorum. Hatırlayamadım. Yanlış hatırlıyorum bu listeyi. Yok. Neyse onu şeyden, PR Morf'tan falan bulabiliriz herhalde yani. Diğer haftaya gitmeye çalışıyorlar. Yani diğer bu konuyu söyledim, burasını göstereyim. Şunlardan epeyce var yani. Şunlardan onlarca yüzlerce var. Tamam, recognition ile parsing generation arasında bir fark almadım. Yani parsing generation esasında recognition'ın daha hem recognition yapıyor, üzerinde bir şeyler üretiyor. Onu nasıl yapacağız finite state automata'yla? Tape'li finite state otomatları düşünün. Bir tane input tape var değil, bir tane de output tape olsun. Bir tape'den okuyor, bir tape'den de yazıyor. Her bir transition yapışında bir tane output yapabilir. Şunun gibi. Bunu okuyor, bu da surface'ı. Tersine düşünebilirsiniz. Birbirlerine yerine geçebilirler. Bunu okuyor, ismini okudu cat. Artı n, artı plural geldiği zaman sonra bir tane s koyuyor. Bu da surface. Şunun gibi. Çok basit bir finite transducer. Buradan buraya geçmek için C'ye gerekiyor. Buradan buraya geçerken ama C'ye output edeceksin. Buradan buraya geçmek için A gerekiyor. A geçerken A üreteceksin. T gerekiyor. Buradan buraya geçmek için artı N gerekiyor. Geçerken empty bir şey üretme. Buradan buraya geçmek için artı PL gerekiyor. Geçerken ama S üreteceksin. Tamam. Plus N E means that plus n symbol on one tape and write read plus n and write nothing on the other. Transitional ve transducer'ın ufak bir tane yapısı. N'in orada olması okuduğum şeyin isimdir. Bunu biliyorum. Ne olması? N olmasa orada okuduğum kelimenin isim olduğunu bilmeyecek mi? Niye n'den var? Adamın bir tanesi pas edilmiş bir kelimeyi verdiği zaman sana şöyle gibi cat artı n artı pl'yi verdiği zaman sen ondan cat'i üretebiliyorsun surface formunda. Ya da cat verdiği zaman ondan cat artı n onu üretebiliyorsun. İkisi birden yapabiliyorsun. Onlar o şekilde çalışabiliyor. Tamam, burada ne söylüyor? Morphologic analiz için çok kullanılıyor. The kind of parsing we are talking about is normally called morphological analysis. It can either be an important standalone component of many applications or simply a link
in a chain of further linguistic analysis. Yani tek başa da bunu yaptığımız şey spell checker gibi önemli bir tane uygulaması olabilir morfolojinin analizi. Ya da o Cynthia link in a chain of further linguistic analysis. Ya da daha sonradan gelecek linguistik analizler için önemli bir tane input olabilir. Typical user'ın bahsettik. Typically we will read from one tape using the first symbol on the machine transitions, and we will write to the second tape using the other symbol on the transitions. İki türlü de çalışabilir. Birini okuyup birini yazıyorsun. İkisinden bir tane okuyup. Çünkü ikisi de aynı şey yani. Birisi input olabilir, birisi output olabilir. Yerlerini değiştirebiliriz. Ambiguity var işin içerisinde. Yani ve bu transducer'larda ambiguity daha da fazla olmaya başlıyor. Neden? Çünkü diğer tarafta finite state otomatada bir şeyi reject ettim ya da kabul ettim diyorsun. Doğru bir şekilde karar vermiş olabilirsin reject ya da kabul. Kabul ettiğin zaman ama parse ettiğin kelime değişik birkaç şekilde parse edilebilir. Ama biz onun farkında değiliz. Sadece kabul ettim diyorsun ya, hangi şekilde kabul ettiğinin önemi yok. Transducer de öyle değil. Hangi şekilde kabul ettiğinde çok önemi var. In finite state transducers, the path to an accept state does matter since different paths represent different parses and different outputs will result. Bu önemli. Aynen state space search yapmak gibi. State space search yaptığınız zaman bazı problemlerde çözüm nasıl bulduğun önemli değildi, değil mi? Mesela şeyde 8 vezir probleminde. Ben 8 veziri tahtaya yerleşir birbirlerini görmeyecek şekilde çözdün demektir. Oraya nasıl gittiğinin bir önemi yok. Ama 8 puzzle game'de aynı vardı ya, kareleri ittiriyordun sağa sola, birden 8'e kadar sanıyordun. Orada nasıl gittiğinin önemi var. Birazcık ona benziyor. Yani finite state otomata tanıdım ya da tanımadım diyor. Doğru cevap verdiği sürece de problem değil. Ama finite state transducer doğru cevap vermesi önemli, artı bir de oraya nasıl gittiğini de söylemesi lazım. Tamam mı? Oraya nasıl gittiğini de söylemesi lazım. Mesela bunu iyilik EKS mi yoksa çoğul EKS mi? İkisi de kabul değil mi? İyilik EKS olması ya da çoğul EKS olması cümlenin manasını değiştirecek. Orada bir ambiguity var. İkisinden bir tanesi olabilir. Tamam mı? Türkçede de bu türlü şeyler çok oluyor. Nerede geliyor? Yani iyilik EKS ile bir şeyi karıştırırız biz ya. Ne bir daha söyle. Larda oluyor. İyi haliyle amcaları. Tamam. Amcaları dediğin zaman birkaç tane şey, yani amcaları doğru, yani finite state otomataya versen Türkçe morfoloji yapan doğru der buna. Ama yaptığın zaman amcalarının manasını söyleyeyim. Birkaç kişinin amcası. Değil mi? Ya da o çocuğun birkaç tane amcası. Anladınız mı? Yani üç kişinin bir tane amcası olabilir. Bu bunların amcaları diyebilirsin. Ya da işte bu çocuğun üç tane amcaları var falan. Anladınız değil mi? Efendim? Bir şey tarif ediyorsun. Teyzemler derken aslında teyzenin ailesini anlatmaya çalışıyorsun. İkinci manası ne onun? Diğeri birçok teyzeden bahsediyorsun. Nasıl birçok? Ama teyzemler diyoruz. Teyzeler diyoruz. Bir tane teyzemin... Yok şey anlamında. Manada teyzem, değişimi sağlıyor. Teyzem gibi. Teyzemler. Öbürü ne? Benim adım sadece teyzem gibi. Bir de üç tane teyzem var. Teyzemler. Ha teyzemler. Teyzelerin dersin o zaman ona ya. Öyle yani. Tamam. Var onun gibi şeyler var. Şu anda dille ilgili örnekler insanın aklına çok zor geliyor. Çünkü insan kafası ambiguity'yi o kadar güzel atıyor ki bir kenara. Hani geçenlerde şey yapıyor diye biz bu adama şunu söylediyorduk. Bir şey söylenişi gerçekten aynı. Hiç aklımıza bile gelmemiş. Karagöz hikayesi var ya. Ambiguity bizim hiç aklımıza bile gelmiyor. Konteks bilgisini o kadar kuvvetli kullanıyoruz ki biz. Onun ambiguity olacağı hiç aklımıza gelmiyor bile. Birisi yalnız genelde çocuklar konteks bilgisini çok iyi kullanmadıktan da yanlış anlarlar. Biz de hep onları güleriz. Ha yanlış anladı falan filan diye. Esasında ambiguity'yi görenler onlar bir şeylik bize, sakatlık bize. Onlar da bize gülüyor ama gülemiyorlar, şaşırıyorlar, bakıyor bu adam bana niye gülüyor, koskocam adam falan diye. Esasında acınacak durumda, gülünecek durumda biz gülüyoruz o durumda. Adam ikisini birden görüyor. Biz göremiyoruz, bizi kapatmışız onlar yani bilgilikleri. Çok şey bir şekilde, kötü bir şekilde kapatmışız, göremiyoruz. Şeyi söylemeye çalışıyorum buradan. Kabul ettiğin halde kelimenin doğru bir kelime olduğunu biliyorsun amcaları.
kelimenin doğru bir kelime olduğunu biliyorsun ama birkaç tane parsı var onun, birkaç tane şeyi var, üretilmesi gereken surface formu var. Onlardan hangisi olduğunun arasında ambiguity var. Onun hakkında ne yapılabilir? Yani İngilizce'de örnek vermiş mesela. Unionizable. Unionizable, tamam mı? Bunu tek bir kelime olarak alabilirim. Union isim, unionize isimden fiil yapan hikaye. Tamam mı? Ve able, işte able. Sonra da able'ı koyuyorsun. Bu bir tane parse. Ion'un önüne an koydu, o koyabilirsin. Hani bir tane örnekler var ya burada. An ion union oluyor. Manasız gibi ama yani morfoloji manaya bakmıyor ki. Morfoloji ben bunu yapabilir miyim diye bakıyor. Sonra burada an ion oldu. Ion'un tersi gibi. Tamam mı? Ion'un tersi yapılabilir. An ionizable. An ionize. Sonra da bu koyuyorsun. Bu da burada iki tane farklı parse. İkisi de kabul edilebilir. İkisi de kabul edilebilir. Ambiguity var. Üç tane değişik morfolojik analiz yapılabiliyor ama üçüncü de finite state automata evet derken finite state transducer üç tane farklı şey çıkarabilir. Each represents a valid path through the derivational morphology machine. Güzel. Tamam. Peki bu durumda ne yapacağız? Bunun hakkında konuşmuştuk. Ambiguity başımıza geldiği zaman en hoşumuza giden şey ihmal et falandı. Ama bir tane daha kalsın. Başka bir tane aptal bir şey, birincisini al. O kadar. Yani ilk gördüğün parsa al, ilk kabul edeni. Diğerlerini ihmal et. Ya da hepsini al, find all the possible outputs and return them. O hepsini birden ver. Ben arasından seçeneği. Ya da biasly search solidly only one or few likely paths are explored. En çok şey yapılanı bu. En çok ne diyeyim? Kullanılan. En sık kullanılanı al, istatistik olarak. Yani en çok şu formu kullanmış falan diyebiliriz. Amcaları deyince sizin aklınıza hangisi geliyor? Üç çocuğun amcası mı? Yoksa bir çocuğun üç amcası mı? Üç çocuğun üç amcası mı? Amcaları. Üç çocuğun üç amcası da olabilir değil mi orası? Heh. Amcaları deyince üç çocuğun üç amcası olur mu? Olur. Olur. Bak üç tane var. Hangisi geliyor sizin aklınıza? Bir çocuğun üç amcası geliyor. Bir çocuğun üç amcası mı geliyor amcaları deyince? Senin aklına öyle geliyor. Size de öyle mi geliyor? Evet. Belki bizim aile öyle dedi. Doğru, benim bir tane amcam var. Amcaları deyince biz üç kardeşiz, benim bir amcam var. Demek ki herkesin bir şeyi farklı. Artık üç amcaya kimse kalmadı ki. Herkesin bir amcası var. Çoğunun amcası yok. Tamam. Bu da yöntemlerden bir tanesi. Çünkü istatistikler şunun üzerinde de çok çalışıyorlar. Bu seni birden biri 190'lara kadar falan çıkarabiliyor şu an. Birden biri 190'lara kadar çıkarabiliyor. Devam edelim. Tamam. Yani her şey bu kadar da şey değil tabii ki. Basit değil yani. Cat hemen sonra es getirdi diye cats oluyor ama geese, mice gibi ya da fox'tan falan filan problemler var. Bunlarla ilgili problemler var. Bunların halledilmesi lazım. But there are also a whole host of spelling pronunciation changes. Sonuna bir şey getiriyorsa ama iyi eklemesi var. Yumuşamalar var. P'ler B oluyor. Neydi PCT, KLB, neydi o kuralın adı? Böyle gidildiğin zaman kelimenin numarası yumuşar, birisi sertleşir, araya E varsa O olur falan filan gibi kurallar vardır. Finite State Automata bunlara ne yapabilir diyeceksiniz? Finite State Automata bunlarla da ilgili güzel çalışıyor. Eğer non-deterministic Finite State Automataları kullanırsanız, eğer non-deterministic otomataları, bunların üstesinden gelebiliyorsunuz. Onunla ilgili, bu iyi değil. Bu hatta kötü hala. Fox, anladınız mı bunu? Şu anladınız mı ne demek oldu? F geldiği zaman F output, O geldiği zaman O, X geldiği zaman X, artı N geldiği zaman NP, tamam mı? Burler geldiği zaman, anladınız mı? PR geldiği zaman S ve şeyi bitir. Peki. Kelimeyi bitir. Tamam mı? Singular geldiği zaman kelimeyi bitir. Singular geldiği zaman kelimeyi bitir. Bunları koymuş. Ben onu göstermeye çalışıyorum.